Merhaba sevgili teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet bu hafta e, Dolunay meydana gelecek hafta sonu hafta başından itibaren ayın ışığı büyüyor gezegeniniz Venüs artık ikizler burcunda. Retrosu bitti, ileri harekette. 7 Ağustos'a kadar da sizin için de güzel bir transitte ikizler burcunda olacak. Ee, keyiflisiniz. Biraz hani yaşam enerjiniz artıyor. Ee, yaşamdan aldığınız keyif artıyor. Sağlık konularında mutluluk alabilirsiniz. Ee, sevgi, aşk, güzellik, estetik gibi konularda daha verimli gelişmeler olabilir maddi kazançlarınızda bile Venüs'ün desteklerini şu dönemde daha iyi hissedebilirsiniz aslında. Merkür Retrosu devam edecek 12 Temmuz'a kadar. Merkür Retrosu biraz hani belki iş konuları, kariyer konuları bu alanlarda daha yavaş hareket etmenize neden oluyor. Ya da bir şeyleri tamamlamanız için, geçmişten gelen konularla ilgilenmeniz için de bazı fırsatlar yaratıyor. Buna bu şekilde bakmakta, bu şekilde değerlendirmekte de fayda var aslında. Bu hafta başından itibaren Oğlak burcundaki Jüpiter Plüto kavuşumu da etkinleşecek. Büyük bir güç, dönüşüm enerjisi var. Zaten 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden birisi bu. Oğlak burcundaki e, transitler aslında toplumsal anlamda daha kadersel, daha güçlü etkiler veriyorlar. Sizin için de biraz daha aile konuları, yaşam alanları, kariyer, işte ebeveynlerle ilgili konularda e, sorumluluklar, görevler, biraz hani güçler, e, baskılar ve dönüşümler söz konusu aslında bu etki bu haftada e, üzerimizde olabilir bizi şöyle bir tetikleyebilir ve Mars artık Koç burcuna geçiyor bu haftadan itibaren Mars yıl sonuna kadar Koç burcunda hatta Ocak ayına kadar önümüzdeki Ocağa kadar e, bu da çok önemli bir gezegen geçişi tüm yılı aslında şekillendirecek ve sizin için de önemli çünkü. Koç'ta bir Mars çok güçlü kendi burcunda ve üstelik sizin tam karşıt burcunuzda olacak. E bu süreçte e, ilişki dinamiklerinizin aktif olacağını söyleyebiliriz. Yani yılın geri kalan kısmında enerjinizi, mücadelenizi biraz ilişkilere odaklayacaksınız. Eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular. E, biraz zaman zaman burada tabii ki rekabet içerikli konular da olabilir ilişkilerde. Belki iş hayatınızda rakipler veya özel ilişkilerinizde mücadeleler. Karşınızdaki kişilerin zaman zaman çok agresif olabileceğini, biraz saldırgan olabileceğini, çok sabırsız ve dürtüsel olabileceğini unutmayın lütfen. Bu dönemde daha belki idareci, daha sağduyulu olmanız gerekecek. Özellikle 10 Mayıs'la 15 Kasım arasında Mars retro olacak. Belki bu dönem tüm ilişki dinamiklerimizdeki hassasiyetleri arttıracak gibi görünüyor o dönemde tabii ki bunlarla ilgili daha detaylı konuşabiliriz. Evet pazartesi günü ay sizin burcunuzda olacak. Pazartesi günü şöyle bir kendinizle ilgilenebilirsiniz aslında. Duygusal enerjiniz yoğun ama bedensel olarak hassas olabilirsiniz. Venüs de düzeldi. Artık şöyle bir saçınızla ilgilenebilirsiniz. Bedensel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Böyle güzellikle, estetikle ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz. Salı ve çarşamba ay akrep burcunda olacak. Para konuları, kazançlar, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili konulara odaklanıyoruz. Evet, ay size burada kazanç getirebilir ama bazı harcamalar da olabilir. Belki alışverişler olacak, belki bir ödeme olacak, fatura ödemesi, kredi ile ilgili konular. Ee, Salı ve çarşamba parayı daha fazla düşüneceğiz, parayı daha fazla konuşacağız. Ve Perşembe-Cuma ay-yay burcunda e, enerji güzel, ay-yay özgüveniniz artacaktır zihinsel konulara entelektüel konulara kültürel faaliyetlere odaklanabiliriz. Yazabiliriz, çizebiliriz, okuyabiliriz, araştırabiliriz. Eğitimle ilgili konular öne çıkıyor. Yine her türlü ticari aktivite, yurt içi, yurt dışı faaliyetler, geziler, seyahatler veya bunlarla ilgili planlar, programlar, programlamalar. Biraz yakınlarımız olup bitenlerle ilgilenebiliriz. Kardeşimizle, komşumuzla, akrabalarımızla yazışabiliriz, konuşabiliriz, paylaşımlar yapabiliriz. Hareketli enerjiler var. Hafta sonundaysa ay artık Oğlak Burcu'nda Dolunay fazına gelecek. 5 Temmuz Pazar günü. Sabah 7.44'te. 13 derece oğlak burcunda ay tutulması ile ay tutulması yaşıyoruz. Bu tutulma öncü bir burçta. Kuşkusu sizin için önemli. Özellikle yükselen burcunuz 13 derece ve ise veya e, doğum gününüz özellikle 1 10 Ekim arasıysa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Son 2 yıldır yengeç oğlak aksında zaten tutulmaları yaşıyoruz. Bu tutulma son tutulma. Önümüzdeki 9 yıl yengeç ve oğlak tutulmaları yaşamayacağız. Dolayısıyla bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi de getiriyor. Ev yuva temalarında, yerleşim alanlarınızda sürünceme sürüncemede kalan konular artık netleşebilir bu tutulmayla beraber. Yani taşınma konuları, ev alma, emlak alma, satma, gayrimenkulle ilgili konular, Toprakla ilgili konular, sizin veya ailenin mal varlıkları, miras gibi konular, buralarda bir dönüşüm var, bir karar verme aşaması var, yer değişiklikleri olabilir. Kariyer konularında bazı önemli kararlar verebilirsiniz, iş değişimleri ya da mesleki anlamda yer değişimleri, terfiler, atamalar veya yani kendinize ait ya da ailenize ait bir işi e, sorumluluğunu alma veya bunu e, bitirme, kapatma. Evden çalışma gibi konuları düzenleme alanında daha radikal etkiler var. Ebeveynleriniz, anneniz, babanız, onlarla ilgili sorumluluklar, onların yaşamları, onların sağlıkları. Bu tabii ki tutulmalar belki de hani son iki yıldır dönem dönem gündeme getirilen getiren, gelen konuları aslında şöyle bir tamamlayacak, şekillendirecek sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.